Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi sabahlar diliyorum. Yeni haftanın ilk saatlerinde Trump'ın enteresan bir tweetiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bir anlamda hafta Trump'ın tweetiyle başladı diyebiliriz. Evet, ABD Başkanı Trump bu tweetinde direktmen Türkiye'yi hedef almak suretiyle bir açıklamada bulundu ve dedi ki Suriye'den son kalan IŞİD bölgelerini de vurmaya devam ederek çekilmeye başladıklarını ve eğer Türkiye Kürtleri vurmaya kalkarsa ekonomik olarak mahvolur şeklinde bir ifade kullandı. Tweetini tamamlayayım isterseniz, ondan sonra yorumuna geçelim. 20 millik bir güvenli bölge olduğundan bahsetti ama bu konunun ayrıntılarına girmedi. Ancak Kürtleri de bir anlamda uyardı. Kürtler için de siz de eğer Türkiye'yi pardon, sizin de Türkiye'yi provoke etmenizi istemiyorum şeklinde Kürtlere de bir vurguda bulunmuş oldu. En sonunda sonu olmayan bu savaş durmalı, askerler evine dönmeli dedi. Bu tweetin hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın direktmen Trump'ı hedef almak kaydıyla ona göndermiş olduğu bir cevabi tweet söz konusu idi. Ve İbrahim Kalın, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye'nin stratejik ortakla Türkiye sizin stratejik ortağı olarak kalmanızı, bu kurallara uymanızı istiyor. Terör propagandası ile bu stratejik ortaklığa gölge düşürülmemeli. DAEŞ, YPG, PYD ve bunların hiçbirisi PKK'dan farklı değildir. Hepsiyle mücadele ediyoruz şeklinde bir tweet gönderdi ve bir diğer tweet olarak ise cevabı bir diğer tweet olarak ise Suriyeli Kürtleri PKK ve Suriye şubesi olan YPG ve PYD ile eşitlemek ölümcül bir hatadır. Türkiye Kürtlere değil teröristlere karşı savaşıyor. Kürtleri ve diğer Suriyelileri tüm terör örgütlerinden koruyacağız şeklinde bir cevapta bulundu. Özetle değerli arkadaşlar, Trump'ın tehditkar tweetine karşılık Sayın İbrahim Kalın, DAEŞ, YPG, PYD ve PKK'nın birbirinden kesinlikle farklı olmadığını, bunların hepsinin terör örgütü olduğunu, hepsiyle de mücadele edilmekte olduğunu, burada hedeflenen kesinlikle ve kesinlikle de Kürtlerin olmadığını, hem Suriyelileri hem de Kürtleri korumak amacında olduğumuzu ifade ettim. Şimdi burada önemli olan konu Trump'ın Türkiye eğer Kürtleri vurmaya kalkarsa ekonomik olarak mahvolur noktasında hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü en tehditkar ifade bu ve ekonomik olarak mahvolur şeklindeki ifadeyi biraz açacak olursak bu iki anlama geliyor olabilir. Bir, eğer siz böyle bir tavır içerisinde bulunursanız ben size çok ciddi ekonomik yaptırımlar uygularım. Bunu zaten yapıyor. İkinci bir durum olarak ise bir ülkenin savaşa girmesi, savaşması tabii ki ekonomisini ciddi şekilde alt üst edecek olan bir mevzudur. İkinci mana olarak da eğer siz böyle bir eğilim içerisine girerseniz askerleriniz karşı karşıya gelebilir. Yani üstü kapalı bir şekilde bir savaş çıkabilir, bir çarpışma çıkabilir. Bundan da ekonominiz ciddi bir şekilde etkilenmiş olacaktır şeklinde bir ifadede bulundu diye düşünüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu açıklamalar tabii ki henüz çok büyük bir orandaki restleşme anlamına geliyor diyemeyiz. Gün içerisinde zannediyorum bu konuyla ilgili olarak yeni yeni açıklamalar olacaktır. Ama ilk etapta nezaketen bir yanıt verilmiş durumda Sayın İbrahim Kalın tarafından. Ancak yine de Trump'ın bu konuda Türkiye'yi direktmen hedef göstermek suretiyle göstermiş olduğu yaklaşım bir manada ve bu yaklaşımında tehditkar bir şekilde gerçekleştirmiş olması bu gerginliğin zaman içerisinde artabileceği, farklı boyutlara gidebileceğinin de sinyalini vermiş bulunuyor. Tabii ki bu konunun piyasalar açısından önemine bakacak olursak da saat 2 civarlarında bu tweetler, bu tweetleşmelerin gerçekleştiği anlarda şurada gördüğünüz gibi dolar TL'nin hızlı bir şekilde 5.50 atağını yaşadığını ve en yüksek 5.49.96'yı gördükten sonra özellikle Sayın Kalın'ın
vermiş olduğu mütemayil bir yanıt akabinde çok aşırı sertleşmeye veya gerginliği gündeme getirmeyecek şekildeki açıklama niteliğindeki bu yanıtı sonrasında bir anlamda piyasa sanki bir restleşme olmayacakmış, çok büyük bir gerginlik oluşmayacakmış gibi algı içerisine girerek tekrardan haftaya başladığı gibi 5.47-5.48 civarlarına geri çekilip ağırlıklı olarak 5.48'ler civarında bir seyir gündemde. Değerli arkadaşlar, hafta sonu itibariyle dolar TL'ye yönelik olarak detaylı analiz vermiştim. Onun için çok fazla uzatmayacağım konuyu. Şuradan hemen canlı bir şekilde anlık gelişmeleri görebilmemiz bakımından genel olarak dolar TL için evet 5 evet şu anda haftalık grafiğimizdeyiz. 5.45 üzerinde kalınmasının önemli olduğunu bu hafta için vurgulamıştık ve 5.45 seviyesi üzerinde kalındıkça haftalık pozisyon itibariyle 5.58'e kadar devam edebilecek bir atağın buranın da açılması durumunda 5.70'e doğru hareketliliğin devam edebilme ihtimalini geniş analizimizde vurgulamıştık. Şimdi sevgili arkadaşlar, mevcut durum itibariyle bu oluşan ekstra sebep itibariyle dolar TL'nin bugün biraz daha 5.50'yi zorlayan 5.50 direncini aşabilmek noktasında biraz daha istekli olabileceğini görebiliriz. Zira 5.50 direncimiz gerçekten önemli bir psikolojik dirençti. Son günlerde bu direnci aşmak için gösterilen çabalarda başarılı olamamıştı. Ama bu direnç önemli ve kritik, psikolojik açıdan da önem taşıyan bir direnç olması nedeniyle bir hamlede bir nefeste geçilememesinin normal olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. Yine bu hafta içerisinde de bu 5.50 direncini aşmak ve onu bir destek konumuna getirebilmek için gayretler devam edebilir. 5.50 desteğinin oluşması durumunda 5.58 atağı buradan olabilecek olan geri dönüşlerde gelebilecek olan kar satışlarında 5.50'nin aşağısına inmiyorsak burayı artık bir destek ve tepki bölgesi olarak algılıyorsak bu durum en az bir 2 saatlik 3 saatlik bir süreç içerisinde 5.50'nin üzerindeki bir seyrin varlığını bizlere yaşatıyorsa bu durumda 5.58 direncinin de aşılmak suretiyle 5.63, 5.68, 5.70'lere doğru hareketlenmeleri mümkün kılabilecektir teknik noktalar itibariyle. Tekrar belirtiyorum arkadaşlar, bu seviyeler illaki yarın öbür gün görülecek diye bir kural olamaz. Sadece ve sadece teknik manada 5.50'nin üzerine yerleşen bir dolar TL görünümü olur ise 5.70 seviyesine kadar hareketliliğin devam etme ihtimali biraz daha ön plana çıkmış olacaktır. Yurt dışı piyasaları itibariyle şu anki seviyelere bakacak olursak da dolar Japon yeninin 108.5 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Burada önemli olan 108.3 seviyesidir. 108.3'ün aşağısına inildikçe 107'li seviyeler gündeme gelebiliyor. 108'in aşağısına inişler söz konusu olabiliyor. Zira böyle bir durum olduğu zaman ise yenin dolar karşısında değer kazanması, doların değer kaybetmesi şeklinde bir mana ortaya çıkıyor. Küresel anlamda doların değer kaybı tabii ki bir nebze olsun bizi de etkilediği için bu veriyi takip etmekte yarar bulunuyor. Bir diğer yandan euro dolar paritesine baktığımız zaman ise geçtiğimiz hafta 1.16'lara kadar yaklaşmasına rağmen doların değer kaybına sebebiyet verecek bir manzara çizmesine rağmen şu anda 1.15'in aşağısına indiğini ve 1.15'in altında 1.14.50'ler civarında bir seyir içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu verinin de 1.15 altında kalması doların değerlendiği veya değerli kaldığı en azından manasını yaratabilmekte. Petrol fiyatları 60 doların üstündeki konumunu devam ettiriyor. Altın ise 1.300 dolar seviyesini hala radarında, göz önünde bulundurmaya, güvenli bir liman olarak kendisine yön arayan para biriminin tercihi konumundaki özelliğini devam ettirmekte. Evet değerli arkadaşlar, saatimiz şu anda 04'ü göstermekte. Dolar TL 5.48 civarında, 5.45 üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu hafta için önemli olan seviyemiz buydu. Özellikle 5.47'nin üzerinde kalındıkça 5.50 direncinin zorlanmaya devam edebileceğini ama aksi bir senaryoya karşı da tabii ki 5.42 ile 5.40 bölgesinin önemli bir destek bölgesi konumunda olduğunu, olası bu seviyelere yönelik geri çekilmelerin ise dikkatli bir şekilde yakından izlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Yarın öğleden sonra bu
siyasi gelişmeleri de dikkate almak kaydıyla ekstra hareketlilikler söz konusu olabilir düşüncesiyle, özellikle öğleden sonra vakti müsait olduğu için, sıklıkla 60 dakika, 120 dakika veya da farklı periyotlarda dolar TL'nin o saatler itibariyle dikkat edilmesi gereken destek ve direnç noktalarını, kritik seviyelerini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tabii ki diğer önemli enstrümanların da kritik seviyelerini vurgulamaya gayret göstereceğim. İyi bir hafta diliyorum. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız. Az önce ifade ederken belli kritik verileri ifade edeceğimi söylemiştim ama bunları zaten dinlemekte olan arkadaşlarımız biliyordur, ama yeni dinleyenler için söylemiş olayım. Gün içerisindeki anlık ve kısa mesajlarımı Twitter adresimden aktarmaktayım. Twitter adresim @halukcanberk. Tekrar hoşçakalınız, saygı ve sevgilerimle.